Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir telefon incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Samsung Galaxy M34 cep telefonunu inceliyorum. Fakat bu inceleme çok özel sürprizler de içeriyor. Videoyu sonuna kadar izleyin. Sonunda size çok özel ve çok güzel bir sürprizim olacak. Hatta bir tane değil, 5 tane sürprizim olacak. İzlemeye devam etmenizi şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere Samsung'un M serisi özellikle böyle giriş seviyesi cep telefonlarını barındıran bir seri ve geçtiğimiz günlerde M34 modeli de tanıtılmıştı. Bu modelin özelliklerine geçmeden önce telefonu elime alıyorum ve fiziksel görünümünden başlıyorum. Her zaman yaptığım gibi. Ön taraftan baktığımda çok ince olmayan, özellikle yanlarda ve üstlerde oldukça ince ama alt kısımda birazcık kalın bir çerçeve beni karşılıyor. Ama kategorinin standartlarından çok da yüksek değil bu çerçeve kalınlığı. Bence iyi. Yukarıda damla bir çentiğimiz var. Yukarıya böyle yapışmış olarak duruyor bu damla çentiğimiz. Sağ yanı çevirdiğimizde standart olarak bir parmak izi okuyucuya entegre edilmiş güç açma kapama tuşu, sesi azaltıp yükseltme tuşu bulunuyor. Sol yana baktığımızda sim kart yuvası konumlandırılmış. Alt kısmı çevirdiğimizde 3.5 mm kulaklık girişi, mikrofon deliği, USB tip C bağlantısı ve hoparlör deliklerini görüyoruz. Cihazın üst kısmında herhangi bir bağlantı vesaire yok. Arkasını çevirdiğimizde ise bu rengi has diye tahmin ettim. Böyle yanar döner ama bir taraftan da böyle gümüş renkli olduğu için böyle çok güzel bir arka plan bizi karşılıyor. Fakat şöyle bir sorun var. Çok feci parmak izi bırakıyor. En azından bu renk için onu söyleyebilirim. Yani çekimlerde falan bile böyle sürekli sildim ama silmeme rağmen yine de arkadaşlar parmak izi oluştu. Üçlü kameramız var. Üçlü kamera böyle yukarıdan aşağı şekilde konumlandırılmış. Üç tanesi aynı boyutta. Boyut bir farklılıkları yok ama kameraların iç mekanizmaları birazcık farklı olduğunu söyleyeyim. Bu üçlü kameranın hemen yanında bir LED lamba bulunuyor ve Samsung yazısı da yine alt kısımda konumlandırılmış. Ha, bunun dışında hani genel görünüm olarak aslında kendi kategorisinin standart karşılayan bir genel görünüm söz konusu. Bu genel görünümden sonra şimdi de cihazın biraz da teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Samsung Galaxy M34 6.5 inçlik 1080x2340 piksellik Full HD Plus Super AMOLED bir ekrana sahip. 120 Hz ekran yerleme hızımız var. Exynos 1280 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB depolama var. Android 13 işletim sistemi, 5G desteğimiz var. 58 ve 2 olmak üzere üçlü bir ana kameramız var ki 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel de makro olduğunu söyleyeyim. Ana kamera 4K 30 fps video çekiyor. 13 megapiksellik bir ön kameramız var. 6000 mAh'lik pil, 25 wattlık kablolu hızlı şarj ve Bluetooth 5.3 olduğunu söyleyeyim. Gorilla Glass 5 ekran koruması da telefonun özellikleri arasında yer alıyor. Şimdi bu teknik özelliklerden sonra biraz da kullanım deneyiminden bahsetmek istiyorum. Aslında Samsung'un daha önce bir modelini kullandıysanız arayüz ve diğer özellikler size çok da yabancı gelmeyecektir. M33'te de kullanılan bir işlemci. M34'te de oldukça iyi sonuçlar verebiliyor. Hani performans anlamında günlük ihtiyaçları fazlasıyla görebilecek bir telefon var. Kısılma, takılma, ne bileyim kilitlenme falan gibi sorunlar telefonla yaşamıyorsunuz. Exynos aynı zamanda oyun oynamanıza da izin veriyor ama böyle üst düzey grafik falan beklemeyin ama günü kurtaracak. Hani böyle açayım PUBG oynayayım ama yok yüksek kalitede de bir şey beklemiyorsanız oynayabilecek bir model. Ben Asphalt 9 oynadım. Benim klasik oyunum biliyorsunuz. Tabii ki bu oyun çok yüksek bir sistem gücü istemiyor ve birçok telefonda oynayabileceğiniz eğlenceli, böyle havalı, egzantrik, güzel bir oyun. Ben onu oynadım. Gayet de güzel oynanıyor. Diğer oyunlarda oynayabilirsiniz ama böyle hani yüksek grafik olsun, yağ gibi aksın falan derseniz zaten bu telefonun öyle bir iddiası olmadığı gibi. Hani günlük ihtiyaçlar açısından da baktığımızda fazlasıyla karşı bir işlemci ve donanım performansı sunduğunu söyleyeyim. 6 GB RAM olması güzel. 128 GB depolama alanı da güzel. Şöyle güzel. Biliyorsunuz 64 olan modeller de var ama 64'te şöyle bir sorun oluyor. Zaten neredeyse 30 GB'tır. Hani uygulamalar ve işletim sistemi kaplıyor. Siz 3-5 oyun yükleseniz, bir şey yapsanız zaten bu kalan 30 GB'da hızlı bir şekilde doluyor. 128 olması benden olumlu bir puan aldı. Ekran yenileme hızı 120 Hz. İsterseniz 60'a düşürebiliyorsunuz. Gerekli düzenlemeyi ayarlar kısmındaki ekran bölümünden gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi birazdan M34 ile M33 yani önceki sürümler arasındaki farklılıklardan bahsetmek istiyorum. Pil kapasitesi arttırılmış. Önceki sürümde 5000 mAh'lik bir pil vardı. Bu telefonda 6000 mAh'lik bir pil var. Önceki modelde ekran IPS'ti arkadaşlar. Bunda Super AMOLED kullanılmış. Ekranın Super AMOLED kullanılması daha iyi olmuş. Özellikle böyle güneş altında ya da böyle nasıl anlatayım, oyun oynarken, film izlerken falan bu Super AMOLED'in farkını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu güzel bir güncelleme olmuş. Önceki sürümde 4
4 kamera vardı ve ultra geniş açık kamerası 5 megapikseldi. Bu modelde 3 kamera var ve ultra geniş açık kamerası 5'ten 8'e yükseltilmiş. Yani 8 megapiksellik bir kamera var arkadaşlar. Kamera sayısı azaltılmış ama çözünürlük anlamında güzel bir yükseltme yapılmış. Son güncellemesi Bluetooth tarafında yapılmış. Bluetooth 5.1'den 5.3'e terfi edilmiş. Fiyat olarak baktığımızda 8500 TL civarında. Bu modelin ise fiyatı 10.900 TL, yani 11.000 TL civarında alabiliyorsunuz. Telefonla ilgili bazı güzel özellikler de var. Onlardan da bahsedeyim. NFC özelliği var. Bunu bazen soruyorsunuz. Özellikle böyle toplu taşıma kartları için falan kullanacaksınız veya ödemelerde NFC özelliği var. Bu güzel. Ben bunu mutlaka söylemeye çalışıyorum. Bir de stereo hoparlör bunda yok. Yani stereo hoparlör arıyorsanız ki bazen soruyorsunuz. Stereo hoparlör özelliği bu üründe bulunmuyor. Sadece alt kısımda, yani USB bağlantısının olduğu tarafta var. Yukarıda bir stereo hoparlör bulunmuyor arkadaşlar. Ben işlemciyle ilgili bazı sentetik testler de yaptım. PC Mark kullanıyorum biliyorsunuz. Ondan da aldığım değeri şimdi şuradan size çıkartacağım. Siz de görmüş olursunuz. Pil tarafına geçecek olursak, pil tarafında arkadaşlar 6000 mAh'lik bir pil kullanılmış dedim. Yaptığım PC Mark batarya testinde 14 saat 33 dakikalık bir değer buldum. Oldukça iyi bir değer ama 6000 mAh'e göre bana birazcık düşük geldi. Muhtemelen Super AMOLED ekrandan falan kaynaklanan bir durum olur diye düşünüyorum. Hani böyle 17-18 saati görürüm diye düşünüyordum. İşte 14 saat civarında bir süre vermiş oldu. Ortalama kullanımda 1,5 günü çok rahat göreceksiniz bu pille birlikte. Şundan da bahsedeyim, ürün bana kutulu gelmedi. Sadece şu şekilde geldi. Yani sadece bu telefon geldi arkadaşlar. O yüzden kutu içerisinde ne var bilmiyorum. Muhtemelen adaptör olmayabilir. Yani 25 watt'lık bir kablolu şarj desteği var deniyordu ama adaptör var mı yok mu bilmiyorum. Kutudan çıkmıyordur diye tahmin ediyorum ama çıkıyor da olabilir. Eğer bu ürünü satın alanlar varsa söylesinler, hani yazabilirler yorumlara, hani kutudan çıkıyor ya da çıkmıyor gibisinden. Hem ben hem de videoyu izleyenler de bu şekilde öğrenmiş olur. Gelelim M34'ün kamera özelliklerine. Telefonu elime alayım ve hemen kamerasını açalım. Aslında Samsung'da gördüğümüz, hani daha önceki Samsung modellerinde de karşımıza çıkan bir kamera arayüzü var. Fotoğraf bölümü geliyor. Ultra geniş açı ya da 2x zoom arasında seçim yapabiliyorsunuz. Portre modumuz var. Eğlence modu diye bir mod var. Burada farklı şekillerde güzel böyle eğlenceli şeyler çekebiliyorsunuz. Burada birazcık hani böyle efektler falan var. Bu efektleri kullanarak fotoğraflar üretebiliyorsunuz arkadaşlar. Ek olarak baktığımızda fotoğraflarda bazı efektleri de uygulayabiliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Video tarafında söylemiştim, teknik özelliklerde ana kamera 4K 30 fps video kayıt yapabiliyor. Bence güzel bir şey bu. Titreşim engelleme özelliği falan da var arkadaşlar ama tabii o zaman birazcık kadraj kesiliyor. Takdir edersiniz ki. Daha fazla bölümüne geldiğimizde ise Pro modu var. Pro video var. Tek çekim var, gece modu var, yiyecek var, panorama var, makro var, ultra ağır çekim var, ağır çekim var ve hiper geçiş var. Bunlar böyle bayağı üst düzey modellerde de hemen hemen bulunan özellikler. Pro video modunun olmasını beğendim ben bu arada. Yani Pro video modu biliyorsunuz genelde böyle işte S serisinde falan da var, A serisinde de var. Burada da bulunuyor. Tabii ki mesela mikrofon falan gibi şeyleri buradan yapamıyorsunuz ama birçok özelliğini yine değiştirerek de hani Pro videoyu da kullanabiliyorsunuz. Ön tarafa geldiğimizde ise yine burada da fotoğraf modumuz var. Hatta şöyle bir fotoğraf çekeyim. Hatta portre modunda çekeyim. Şöyle kendimi. Evet, portre modunda çektim. Arkayı da oldukça flu yapayım dedim. Zoom girebiliyorsunuz ön kamerada da. Biliyorsunuz Samsung modellerinde var bu özellik arkadaşlar. Bu eğlence modunu ön kamerada da kullanabiliyorsunuz. Burada böyle garip garip efektler var. Ay, yüzüme böyle bir şey yaptı. Hatta ben bunları bir kaydedeyim ya, şu eğlence modu için. Sadece eğlence modunu bir ekran görüntüsü kaydına başlatalım arkadaşlar. Evet, şimdi ön kameradaki eğlence moduna bakıyoruz. Bu pek olmadı bana. İğrenç oldum. Geçelim. Evet, şimdi böyle bir makyaj yapmış gibi oldum galiba. Evet, 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 salatalıklar da geldi. Bir bakalım başka ne var. Böyle garip bir efekt geldi. Sonra böyle bir efekt geldi. Bu tarz bir efekt var. Şöyle bir efekt var. Böyle bir efektimiz de var. Böyle bir sürü efektler var. Wow, bu böyle garip bir adam oldum ama komik oldu. Böyle değişik değişik efektler de var arkadaşlar. Aa, bu da güzel oldu. Hey dostum, neyin var senin falan diye böyle eğleniriz burada. Bu da bu da değişik bir şey oldu. Böyle farklı farklı efektler var. Siz de oynaya oynaya bulursunuz arkadaşlar. Kamerası güzel. En azından hani bu kategoriye göre söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bazen böyle yorumlar geliyor. Hani ben işte bu telefonu aldım, kamerası iyi değil. Yani fiyatına göre konuşmak lazım. 30 bin liralık telefonların kameraları karşılaştırmamak gerekiyor. Şimdi Samsung M34 ile çektiğim örnek fotoğraf ve videoları bir izleyelim. İncelemeye sonrasında devam edeceğim. Thank you.
İzlemekte olduğunuz bu videoyu Samsung Galaxy M34'ün ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Ön kameramız arkadaşlar 1080p 30fps video kayıt yapıyor. Ana kamerada bu değer 4K 30fps. İşte bu kamerayla kayıt yaptığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı bu tarz bir ses ve görüntü kalitesine ulaşacaksınız. Bu arada Samsung bu model özelinde 4 tane ana işletim sistemi güncellemesi, 5 tane de güvenlik güncellemesi garantisi veriyor. Yani şu an 13'te geldi, 14, 15, 16 ve 17 Android 17'ye kadar destek alacak. Ayrıca 5 tane de güvenlik güncellemesi alacak. Bence bu güzel bir özellik. Diğer markalara da örnek olmasını diliyorum. Şimdi gelelim videonun en eğlenceli tarafına arkadaşlar. İncelemeyi buraya kadar izlediniz. Telefonu beğendiniz. Almayı düşünüyorsunuz. Böyle giriş seviyesinin birazcık üstü olsun ve benim ihtiyaçlarımı görsün. Samsung'un bana ve dolayısıyla size sunduğu çok güzel bir destek var arkadaşlar. 5 tane takipçime, bu videoyu izleyen 5 kişiye arkadaşlar özel bir indirim kuponu tanımlandı ve bu indirim kuponlarıyla bu telefonları %50 indirimli alabileceksiniz. Nasıl yapacaksınız? shop.samsung.com adresi olması lazım. Yani yazarım, buradan bir yerden çıkartırım o adresi sizlere. O adrese gireceksiniz ve birazdan vereceğim bu 5 tane kodu kullanarak %50 indirimli olarak bu telefonları alacaksınız. Bu kodlar kişiye özel değil. İlk kullanan alır ve telefonu %50 indirimli kazanır arkadaşlar. Yani first come first get. Yani ilk gelen alacak ve ilk gelen bu kodu kullanacak. O yüzden acele etmenizi öneriyorum. Şimdi ekranda bu kodları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kodları 5 kişiye hediye ediyorum ve 5 tane telefonu %50 indirimli alabileceksiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim, bu bir işbirliği falan değil arkadaşlar. Bu video için ya da bu işbirliği için Samsung'da herhangi bir ticari anlaşmamız ve çalışmamız olmadığının altını özellikle çizeyim. Beni destekleyen siz izleyicilerime, siz takipçilerime böyle bir güzellik yapmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bir incelimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Samsung Galaxy M34 cep telefonunun özelliklerini anlatmaya çalıştım. Elbette benim anlatmayı unuttuğum, sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum. Hepsini de elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Bizzat yanıtlıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Bazen şaşırıyorsunuz. Bizzat bütün yorumları okuyorum ve yanıtlamaya çalışıyorum. Eğer bilgim varsa ve o konudan anlıyorsam mutlaka ve mutlaka yanıt vermeye de çalışıyorum. Siz de bu çabaların karşılığı olarak kanala abone olursanız sevinirim. Aramızda videolarımı izleyip abone olmayanların sayısı oldukça fazla. Bu videoyu izlediniz. Telefonu da indirimli aldınız belki. Kanalda abone olun. Bana da desteklerinizi bu şekilde gösterirseniz sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bu şekilde bir destek de benim için oldukça iyi olacaktır. Ve bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri de yine açıklamadaki metinlerde yer alıyor. Şöyle metinli fareyle bir aşağı doğru kaydırın. Hemen en altta göreceksiniz zaten. Farklı videoda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.